LGS'ye son 84 gün çok değerli bir süre. Son günlerde yaptığımız her bir doğru, her bir yanlış, bıraktığımız her bir boş bizim için altın değerinde. Çünkü LGS 2022'ye girdiğimizde belki de çözeceğimiz sorulardan bir tanesi şu anda çözdüğümüz sorularla alakalı olacak, ilgili olacak veya aynısı olacak. Dolayısıyla bizler şu anda yaptığımız doğruların, şu anda yaptığımız yanlışların iki kat daha dikkatli bir şekilde okuması gerektiğini düşünüyoruz. Lütfen sizler de sözelde, sayısalda herhangi bir soruyu okurken daha dikkatli okuyun, daha güzel doğru yapmaya çalışın. Yanlış yaparsanız da hiç üzülmeyin. Sayısalda bu sene karşınıza çıkarsa veya sözelde artık yanlış yapmayacağınıza eminsiniz. Niye? Çünkü zaten daha yeni yaptınız aklınıza kalacak diyoruz arkadaşlar. Şimdi günün sözüne baktığımızda yarın için en iyi hazırlık bugün elinden gelenin en iyisini yapmaktır diyor Jackson Brown. Yani tevekkül demek istiyor. Biz çalışacağız, gayret göstereceğiz, videolar izleyeceğiz, okulda kurslara gideceğiz, hocalarımızı dinleyeceğiz, sorular çözeceğiz, yanlışlar yapacağız, uygulamalardan doğru çözümlerini izleyeceğiz ama tabii ki sonrasında tevekkül edeceğiz. Bekleyeceğiz. Bakalım ne olacağını hep beraber göreceğiz. Ama eminiz ki çalıştığımızda ben bunu yıllardır şahit oldum arkadaşlar. Çalışan öğrencilerimizin her zaman güzel sonuçlara ulaştığını gördüm. Haftanın sorusuna baktığımızda İsmail Kılavuz diyor ki denemelerim arasında çok fark var ve LGS'de nasıl bir puan yapacağım diye düşünüyorum. Stresten yeni denemeler de kötüleşmeye başladı. Denemelerle ilgili ders taktik videosu gelir mi? Şimdi arkadaşlar denemelerle ilgili ders taktik videomuz gelecek. Bunun sözünü verelim. Ama denemelerde esasla temel taktik şudur arkadaşlar. O, P, T, I ve K. Bu ne demek hocam O, P, T, I, K? O, P, K, T, şu. Birincisi arkadaşlar ortamınızı çok iyi ayarlamanız lazım. Yani optik diye kodladık biz bunu ama ortamınızı iyi ayarlamanız lazım. Yani deneme çözeceğiniz zaman diyelim ki LGS 2021'i çözeceksiniz deneme şeklinde. Veyahut da motivasyon denemelerimizden herhangi bir denemeyi çözeceksiniz. Hiç fark etmez. Bu denemeyi çözerken etrafınızda işte telefon, işte ıslak mendil, ne bileyim başkan olabilir? Çay, çorba, su, ayran, domates, şalgam suyu, meyve tabağı bunlar olmamalı. Gerçek sınavda yanınızda ne olacaksa buna benzer şeyler olmalı. Zihninizdeki ortamda buna hazır olmalı. İkincisi arkadaşlar planınızı yapmanız lazım. Yani sınavda hangi sorulara hangi şekilde bakacağınızı bilmeniz lazım. Mesela sayısala önce fenden başlayacağınızı bilmeniz lazım. Sayısala önce matematikten başlarsan zor sorulara moralin bozulur. Ardından fende de yapacağın soruları kaçırabilirsin. Türkçe, inkılap İngilizcede ne kadar soruyu boş bırakacağını önceden biliyor olman lazım veya ne, neleri boş bırakmayacağını biliyor olman lazım. İkincisi daha doğrusu üçüncüsü arkadaşlar en önemlisi ortaya geliyor bu zaten turlama. Turlama hem ders çalışırken hem de deneme çözerken bizim en çok dikkat etmemiz gereken bir yöntemdir. Ders çalışırken zaten söyleyeceğim ama önce denemede söyleyelim. Sözel bölüme başladınız. Soruları çözerken takıldığınız bir soru olduğunda onu küçük bir şekilde işaretliyoruz. Büyük işaretlersek döndüğümüzde moralimizi bozar. Ardından da yapabildiklerimizi yapıyoruz. İkinci turda bu işaretlediğimiz sorulara bakıyoruz. Bu yöntem sayesinde yapabildiğimiz kadar doğru yapmış oluyoruz. Her zaman söylediğim şey. Amacınız tüm soruları doğru yapmak değil. Amacınız diğer arkadaşınızdan daha fazla doğru yapmak. Yani rakibinizden. Mesela belki de bu sene FEN'de ikinci soru çok zor ve çok uğraştırıcı veya hatalı bir soru olacak. Sen boşu boşuna bu soruya uğraşıp vakit kaybettiğin için... İleride 3'te 4'te 5'te 6 7 8'de diğer soruları kaçıracaksın boş bırakmak zorunda kalacaksın. Halbuki yapamadığın soruda, vakit kaybettiğin soruda böyle 2-3 dakikadan fazla vakit kaybettiğin sonra da diyeceksin ki ben turlama taktiğindeyim. Hemen diğerlerine bakmam lazım demeniz lazım. Buna anti fıstık yöntemi de diyoruz. Önce açık fıstıkları yiyip sonra kapalı fıstıkları bırakmak gibi. Arkadaşlar ders çalışırken buna nasıl dikkat edeceğiz? Diyelim ki matematiğe başladınız. Canınız sıkıldı matematikten. Ders çalışmayı bırakmayacaksınız. Diyeceksiniz ki matematikten sıkıldım hemen Türkçe'ye geçeyim. Türkçe'den sıkıldım hemen fene. Fenden sıkıldım hemen inkılaba. Böylece ders çalışırken de turlama taktiği uygulayacaksınız. Dördüncüsü arkadaşlar işaretle. İşaretle ne demek? Şimdi denemenin içerisinde zaten işaretliyoruz. Az önce takıldığımız soruyu. Nerede? 12. soruya takılmıştık. Şöyle göstereyim. 12, pardon 18. soruya takıldık işaretledik. Bu soruyu aynı zamanda zihninizde işaretlemek haricinde bunu gerekirse kesip duvarınıza asacaksınız edeceksiniz diye diyeceksiniz ki ben bu konuda hatalarım var. Zaten bizim denemelerimizin başında bunlar. analiz sayfaları da bunun için. Yani size analiz yaptırırken diyoruz ki denemede 12. soru neyle alakalıymış? İşte tablo ve grafik yorumlamayla alakalıymış. O zaman sen bunu yanlış yaptıysan tablo ve grafik yorumlamayla alakalı eksiklerin var. Bunlara çalış demek istiyoruz. Dolayısıyla bunları bu hatalarınızı yani az önce şu soruda olduğu gibi bu hatayı alıyorsun, duvarına asıyorsun. İşaretliyorsun yani diyorsun ki bu beni sinir etti denemedi. Hocam benim denemede çok hatam çıkıyor. Yani boşlarını asmayabilirsin belki onları bilmediğin için ama hataların çok çıkıyorsa çoğunu da asacaksın. Ve o hata duvarında dururken sonradan sonradan o hatanla alakalı kendine ödevler vereceksin. Kendini cezalandıracaksın. Son olarak da arkadaşlar tabii ki kodlama. Kodlama da çok çok önemli. Kodlama yaparken de soru soru değil sayfa sayfa gitmeniz lazım. Yani bu soruyu okudum kodladım. Bu soruyu okudum kodladım değil de bu sayfa, bu iki yaprağı bitirdikten sonra, bu iki sayfayı bitirdikten sonra kodlamaya geçmeniz... ...sizin de zihninizin dinlenmesini sağlar arkadaşlar. Buna benzer diğer takdirlerimize mutlaka deneme takdiri videolarımızı... ...geçmişte yayınladığımız ve yakında yayınlayacaklarımızı izleyerek takip edebilirsiniz. Saat 17'de okuldan eve geliyorum. Hoş geldin. Uyku saatini ve ders çalışma saati nasıl ayarlayabilirim? Okuldan 17'de geliyorsan öncelikle bir saat dinlenmeyi hak ediyorsun. Çünkü bayağı uzun bir süre okulda kalıyorsun demektir. Ve şunu da unutma, okuldayken de ders çalıştın. Yani... 17'den sonra saat 18'e 19'a ders oturduğun zaman stres yapmana gerek yok. Okulda da boş boş durmadın ki. Okulda sadece akşama kadar boş boş durmadın. 8. sınıfta alakalı bilgiler öğrendin. Belki teneffüslerde test çözdün. Belki etütlere kaldın. Yani orada da bir çalışma yaptın. Onun Olumlu motivasyonuyla evde oturmalısın. Demelisin ki ben çalıştım ama benim hedefim yüksek. Daha iyisini yapmak için daha çok çalışmak istiyorum diyeceksin. Ve 18'de ya da 19'da bir saat gözlerini dinlendirdikten sonra ya da yemek yiyip uyuduktan sonra ya da kitap okuyup birazcık kestirdikten sonra 18'de 19'da dersin başına oturuyorsun. Dersin başına oturduğunda ilk başta kolay değil de zor bir dersten başlayabilirsin. Matematikten başlayabilirsin veyahut da fen'den veya sana zor gelen inkılap ve İngilizceden. Sonra bununla alakalı da kendine ödevini veriyorsun. Diyorsun ki... Benim bugün zaten saat 17'de eve geldim. Zaten 18-19'da ders oturacağım. 19 ile 22 arası çalışacağım düşünürsek 20, 21, 22, 3 saatim var. 3 saatte her 1 dakikada bir soru çözsem 180 soru çözmem gerekir. Ben 180 soru değil de kendime 150 soru görev veriyorum diyeceksin. Ve bu 150 soruyu çözmeye çalışacaksın. Bu 150 soru eğer 22-30'da bile bitse bitireceksin. 23'te bile bitse bitireceksin. Ha bu 150 soru 21-30'da 21-30'dan bitti. Yani 22'den daha önce mi bitti? o zaman daha erken dinlenebilirsin. Sıkıntı yok. Sözel derslerim güzel fakat sayısal dersleri hala yapamıyorum. Bu dediklerim denemeler için de geçerli. Bu arkadaşımız bu arada yazım kurallarında tam bir yazım kılavuzuymuş. Yani soy ismi gibi bak. D'leri ayrı yazıyor. Halaları şapkalı yazıyor. Buna rağmen 350 civarı puanlar alıyorum. Sayısalı nasıl elden çıkarabilirim demiş. Tebrik ederim İsmail'i. Arkadaşlar sözel derslerinin güzel olması çok güzel bir şey İsmail. Sözelde hiçbir soruyu kaçırmayacaksın bir kere. Önce onu kendine odakla. Yani 50'de 50 hedefin. Yani hocam 50'de 40 yapıyorum. Hayır bu güzel değil. 50'de 50 yapacaksın bu bir. Sayısalda da güçlü olduğun kısım eğer fense fende de 20'de 20 yapmaya odaklayacaksın kendini. Belki hataların çıkabilir. 20'de 20. Eğer diğer e, çünkü sayısalın fen dersi esas sözel biliyor musun? Hani sayısal sayısal diyorlar ama bak şöyle söyleyeyim sana. Dokun sınıfa geldiğinde bunu göreceksin. Sayısal açıyorum şimdi. Bak şimdi sayısal açıyorum. ...sayısalda ilk konu diyor ya mesela diyelim ki e, DNA bu gelecekte biyoloji dersi olacak. Bu fen. Ama mesela diyelim ki su döngüsü bu coğrafya. İleride sözel ders olacak. Ya da mevsimler ve iklim bu coğrafya. Yine e, ileride sözel ders olacak. Yani çoğunluğu tabii ki fenin fizik ve kimya ve biyolojiyle alakalı ama bazı dersler sözel ve biyoloji de birazcık sözele benzeyen bir ders. Yani böyle hani inkılap gibi oturup okuyup anlaman gereken dersler. Böyle sadece fiziksel kısım biraz matematikle alakalı. Dolayısıyla sen sayısalda da fen kısmında mutlaka mutlaka sözelmiş bu ya ben bunu yaparım diyerek odaklanıp yüksek netleri hedeflemelisin ve bunu unutma bak bilimsel bir şeyden bahsediyorum. Biyoloji sözele çok yakın bir derstir. Aynı onun gibi böyle bilgi ezberlersin fen bilimlerinde yani fen bilgisi dersinde senin çözeceğin soruların belli bir kısmı da ileride coğrafya dersi olacak. Yani coğrafyada bir sözel ders. Yani üniversitede coğrafya sözel ders gibi. Mevsimler ve iklim, yağmur yağdı, eksen iklim. Bunların hepsi sözel. Dolayısıyla sözel derslerin güzelse sayısaldaki sözel kısımları da çok iyi yapman lazım diyoruz. Matematik hala eksiklerin varsa onunla alakalı da gayret gösterip yapabildiğin en iyi netlere ulaşmaya çalış. Bununla alakalı videolarımızı izlemişsindir. Yani bazen 2, bazen 5, bazen 8 matematikte de fen liseleri, Anadolu liseleri rahat rahat kazanılıyor. Türkçe ve İngilizce sözlük okumanın faydasını görmeyeyim. Yani sözlük okumanın faydası olmaz. Yani gerçekten soy ismin gibi çok güzel yazmışsın. Her şeyi çok güzel doğru hatasız yapmışsın ama sözlük okumaktan ziyade kitap oku. Sözlük ezberlemekten ziyade kartlara ezberleyeceğin kelimeleri yaz ve gezdir. Hatta diyoruz ya 2021 sözelde, 2020 sözelde, 2019 sözelde, İngilizce'de çıkan bütün kelimeleri bil. Mesela burada ne diyor? Visual, shopping, comments, işte Amazing, experience. Bunların ne olduğunu bilmiyorsan sıkıntı. Niye? Çünkü gelse zaten çıkmış. Experience, tecrübe demek. Amazing, harika demek. Veyahut da challenging, değil mi? Böyle rekabetçi. Buna benzer ifadelerin hepsinin Türkçesini bil sevgili İsmail. Üç aydan kısa bir süre kaldı ve çözdüğümüz soruların önemi daha da artmakta. Bak dağları da ayrıca. Aferin. Sizlerin bu dönemde önerdiğiniz kaynak hangisi? Arkadaşlar, bizim bu dönemde önerdiğimiz en önemli kaynak, birincisi ve en önemlisi tabii ki LGS sorularını orijinalini artık iyice yutun. Yani soruların nasıl geleceğine iyice hakim olun. İkincisi de bol bol deneme çözün. Bizler deneme olarak tabii ki birazdan da önereceğiz. Kendi denemelerimiz işte doz denemeleri gibi ya da motivasyon denemeleri gibi kitaplarımızı öneriyoruz. Deneme çözmeniz lazım çünkü gireceğiniz sınavda bir deneme. Yani sözel ve sayısal bölümden oluşan bir denemenin sonucu sizin hangi fen lisesi ya da lisesine gireceğinizi belirleyecek. Dolayısıyla bol bol deneme çözmenizi öneriyoruz. Haftanın okulu Fuat Sezgin Fen Lisesi İstanbul'da yüzdelik dilimi 3. Gördüğün gibi tıp, mühendislik, mimarlık, tarih, diş hekimliği, matematik. Bak fen lisesinden tarih bölümüne girenler de oluyor. Yani dolayısıyla hukuka girenler de oluyor. Dolayısıyla fenden sözellere, sosyal bölümlerden de sayısal bölümlere ya da Anadolu Lisesi'nden de sayısal bölümlere girmek mümkündür arkadaşlar. Haftanın kaynağına baktığımızda motivasyon denemeleri özel bir deneme yeni hazırlandı sizler için. 2021 LGS, 2020 LGS'ler iyice incelendi. Örnek soruları iyice incelendi. Tamamen içerisinde az önce gösterdiğimiz gibi... Ee optik formların olduğu, deneme analiz sayfalarının olduğu ve aynı zamanda yeni nesil soruların olduğu, 2022 LGS'de karşınıza çıkabilecek soruların hazırlandığı ve takıldığını sorularında uzman hocalar tarafından detaylı bir şekilde anlatıldığı özel bir deneme. 4 sözel, 4 sayısal toplam 8 deneme, full deneme şeklinde de toplam 4 adet LGS denemesi yani oluşuyor. Bunlar sizin LGS hazırlığınızda en önemli kaynaklar arkadaşlar. Açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden de bu denemelerimizi alabilirsiniz. Şimdiden sınavlara hazırlık yolculuğunda sizlere başarılar diyoruz arkadaşlar. Dişini sıkın az kaldı güzel günler sizleri bekliyor. Hadi bakalım.